Herkese merhaba. Bu hafta kursiyerimizin sınavını yapmak için onun kendi teknesindeydik. Bu eşsiz teknede geçirdiğimiz kısa vakitte hem bu tekneyi inceledik hem de işimizi yaptık. Karşınızda Hansen ildeydikten sonra bütün çizgileri değişen eşsiz tasarımıyla Mudi 54. Evet, bugün Salih ile birlikte bir Mudi 54 ile denize çıkacağız ve onu test edeceğiz. Çok da heyecanlıyız. Salih, ne düşünüyorsun bu gördüğün tekneyle ilgili şu an? Yaratık diyorum, güzel bir tekne. Ben de heyecanlıyım. Bakalım neler göreceğiz. Çok güzel. Bu da teknemizin sahibi Mark. Onun bir sınavı var. Sınavını yapacağız ehliyetini verebilmek için. Aynı zamanda bu şaheserle kısa bir seyir yapacağız. Mudi 54 Satile Gökova Sailing'in YouTube sayfasında bu hafta. Mudi 54'te ilk gözümüze çarpan şeyler, geleneksel dizaynden uzaklaşarak tamamen modern çizgilere ve büyümüş bir yelken alanına sahip olması. Bunun yanı sıra iyi dengelenmiş balastı ile healing momenti düşük, oldukça iyi hızlanan, ağırlığına göre çok yüksek atalete sahip bir tekne çıkmış ortaya. Aynı zamanda üstünde kullanılan malzemelerin yüksek kalitesi bizi oldukça etkiledi. Mudi 54 boyunun çok üstünde bir kolaylığa sahip olmuş ve aynı zamanda single-handed yelken yapabilmek için dizayn edilmiş. İhtiyacınız olan bütün enstrümanlar konsolun önünde biriktiği gibi aynı zamanda halatları da buradan kontrol edebiliyor olmanız, tek başınıza manevra yapabiliyor olmanız bu boyda bir tekne için oldukça güzel bir konfor alanı. Evet, Mudi 54'ün ana yelkenini açacağız. Oldukça zor olacak. Furling is coming out. We are head to wind. We use the main sheet. Okay. Yaptığımız şeyi, ana yelken iskotasını saldık. Kuma falangasını saldık. Furling'i salıyoruz. Ve out all ipini, yani Türkçesi alt yapı olanı çekiyoruz. Bunu yaparken anormal zorlandık. O kadar parmaklarımız eskildi. Aklımız değil. Parmakları zoomluyorum hocam. Evet, çok güçlü parmaklara ihtiyacınız var. Bir Mudi 54 ile yelken yapmak gerçekten güçlü parmaklar istiyor. Evet, ana yelken furling olmasına rağmen dikine balenler var. Bu sayede ana yelkene roach verebiliyorlar. Göstereceğiz onu videoda. Yes, you can bear away now. I will pull the main sheet. Konfor artarken süreti kaybetmemek için ince detay dokunuşlar yapılması bizi burada çok etkiledi. Çünkü furling ana yelkende kaybedilen güngörmez yakası burada dikine balenlerle kompanse edilmeye çalışılmış ve kayıp minimuma indirilmiş. Bu da hıza anında yansıyor. Self-tacking jib olması, aynı zamanda açabildiğiniz büyük bir jenova size her hava koşullarında ihtiyacınız olan yelken alanını sağladığı gibi radyal kesim yapılmalarından dolayı da esneme oranları oldukça düşük ve çok güzel dizayn edilmiş yelkenler fabrika çıkışında bu tekneye veriliyor. Borsaya döndük. Rüzgar biraz arttı. Çok keyifli gidiyor. Teknenin healing momenti çok az. Çok dengeli. Ve çok süratli. Yani şu an borsa 33 derecede 7.5 gidiyoruz. Bu da çok güzel rakamlar. Süratle gidiyorsanız deyinizin üstünde 25 knot'lık kuvvet olur. 10 knot süratle gidiyorsanız deyinizin üstünde
kayarken iskotasını biraz çekeyim dediğim zaman hop hemen şu şekilde çekip masada yapıyorum. Açacağım zaman sadece eğilip salmam ve dümen de kafayı açmak gerekiyor. Muhteşem bir şey. Sırada da biz Aliya Zevkler 4 kişi. Bizim gariban 40.7'mizden sonra oldukça konforlu bir seyir yapıyor. Şu an hava 23'ten. Hiç anlamıyoruz. Bir daha faza döndük. Gidiyoruz. O da dayanamadı. Hemen temizliğe başladı. Yes, I'm going on. You can ease the auto. Furling'i salıyoruz, çekiyoruz ve alt yaka gergisini boşluyoruz. Bu şekilde de kapanıyor. Bunu yaparken auto'lu biraz önceden salmak lazım. Dediğim gibi sistem çok güçlü. Hemen hemen savunaya gitmem lazım. Kendi kendine kapanıyor. Acayip kolay. Ve bunların hepsini hiç yerimden ayrılmadan yapabiliyor olmak ayrıca güzel. Ama buradaki detay, hidrolikler çok güçlü. Lüzumundan fazla basmamayı öğrenmek lazım. Ya da kaptanın kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum. Okay, jib is in. And then I will pull the main sheet. Amatör denizcilerin korkulu rüyası yanaşmak ve ayrılmak Mude 54'te aslına bakarsanız çok daha kolay. Bow ve stern thruster çok büyük konfor getiriyor. Yalnız yine de bu yükseklikte bordası olan teknelerde, yan rüzgarlarda önceden tornistan gelmek en büyük tavsiyemiz. Olduğunuz yerde dönmek yerine geri geriye gelmeniz her teknede her zaman bir avantajdır. Ve Mude 54 bizi performans ve konfor olarak oldukça tatmin etti. Ancak Mude bizim hayalini kurabileceğimiz bütçelerde bir tekne değil. Bu bütçeye sahip insanlara ile şiddetle tavsiyemiz Mude'ye bakmadan karar vermeyin deriz. Teknik detayları ve fiyatlarını incelemek isteyenler Türkiye Mümessili Trio'nun web sitesini gezebilirler. Nefes rüzgardır. Rüzgarınız bol olsun.